Religa'da heyecan artık başlamasına sayılı günler kaldı. Birazdan yapılacak kura çekiminin ardından da bu dev organizasyonun ilk startı verilmiş olacak. Sizler artık tecrübeli takımlardan birisiniz. Bizler sizleri tanıyoruz ama isterseniz önce izleyenlerimize de bir tanıtalım kendimizi. Öncelikle ben Yiğit Ayvazoğlu. Manajans GVT adına bugün bu kura çekimindeyim. Önceki senelerde Ogilvy adına gelmiştim. Ama bu sene Manajans GVT'yi temsilen buradayız. Bu sene de işte büyük bir aslında iddiamız var diyebilirim ama bu benim düşüncem yani. Geçmiş dönemlerde de bu heyecanı yaşadığınız için aslında çok yabancı değilsiniz organizasyonumuza. Hani turnuvanın artık gidişini, gidişatını oldukça iyi biliyorsunuz. Bu sene yeni bir macera, Manajans olarak katılıyorum dediniz. Peki Manajans'ta hazırlık süreci nasıl? Aslında yani çok böyle yoğun bir şekilde her hafta maç yapamadık. Çok büyük bir hazırlanma süreci geçiremedik yani. Ama yani 2 haftada bir, 3 haftada bir yine turnuvaya katılacak diğer takımlarla birkaç tane hazırlık maçı yapabildik. Yine de takım bence mental olarak yani kafada hazır. O yüzden de insanlar birbirlerine güveniyorlar. Yani buradaki en önemli şey aslında yine turnuvanın ilk yılındaki olduğu gibi yani eğlencesini yine bol bir şekilde ortaya çıkarmak önemli. Biz biraz o kısma da hazırlanıyoruz. Yani sadece olayın rekabetine değil, eğlence kısmına da hazırlanıyoruz. Hatta ajansın içinde de yeni birkaç tane bir küçük bir hazırlığımız var. O da şey böyle hani işin eğlencesini arttırmak için bakalım onu bekliyoruz. Bu sene o zaman futbol kadar taraftarıyla da sosyal medya paylaşımlarıyla da dop dolu bir Manajans geliyor diyebiliriz. Yani artık bir yarı final, hatta belki sürpriz bir şampiyonluk neden olmasın diyorum. Tabii bunların hepsi benim görüşüm. Peki, bizler de size başarılar diyoruz. Çok teşekkürler. Kısaca hem kendimizi tanıtalım hem de firmamızın sektörde neye hizmet ettiğini, ne yaptığını birazcık bilgisini verebiliriz. Ben Doruk Dedebaş. Dediğiniz gibi bu sene ilk kez katılacağız. Biz de çok heyecanlıyız bu konuda. Umarım iyi bir noktada sonuçlarız. Herkes çok ümitli bu turnuvadan. Ama sert rakiplerimiz var. Göreceğiz bu sene. Genart Medya olarak da işte belki bildiğiniz üzere Twitter'ın ve birkaç işte Uzman TV, Dailymotion olsun onların ortaklarındanız. Türkiye'deki onların hizmetlerini yürütmekteyiz onlar adına. Umarım iyi bir sezon olur bizim için. Tabii aslında bir şansınız var. Religa.com sayesinde de geçmiş sezonlara bakarak bugün burada kurada çıkacak bazı takımlara tanıma fırsatı da bulacaksınız. Son iki sezondur yıkılamayan bir hegemonya, TBWA hegemonyası da var. Geçtiğimiz hafta da onların belki verdikleri röportajı da izleme şansı bulmuşsunuzdur site üzerinden. Bu sene Genart bu maceraya son verir mi? Yani ümidimiz o şekilde ama öyle bir efsane dolaşıyor. Baktık videolardan. Biz de hazırlanıyoruz. İşte bugün UEM'le arkadaşlarımızla bir hazırlık maçı yapacağız. Kendimizi test edeceğiz. Umarım yıkmayı başarırız ama biz gelebildiğimiz yere kadar gelmek istiyoruz bu ilk sezonumuzda. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz kura çekimde sizlere de. Universal Mekan takımıyla birlikteyiz. Öncelikle bir kendimizi tanıtalım. Cavit Aksoy. Cavit Bey, geçtiğimiz dönemler tabii Mekan firmasının ismini Religa'da duymuştuk. Bu sene yeni bir oluşumda katılan bir Universal Mekan var. Yeni bir kadro, yeni bir heyecan olacak sizler için de. Sizin hazırlık süreciniz nasıl gidiyor? Şimdi geçen sene iki firma karışık olarak girmiştik ve hani biraz o yüzden bir aramızda kopukluk da vardı, bir araya gelememiş, bir takım olgusu biraz daha eksik vardı ama bu sene kendi firmamızla katılıyoruz. Hazırlığımızı iyi yapıyoruz şu anda ve arkadaşlarımız da çok iyi top oynayan arkadaşlarımız var. O yüzden de güzel bir sene geçeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah geçen sene çeyrek final performansımızı bu sene yarı finale hatta finale kadar taşırız. Takımın oyun yapısını değerlendirecek olursak, bugün dünya futbolundan örnekler verecek olursak siz nasıl bir örneklendirme yaparsınız? Şimdi dünya futbolundan örnek verirsek artık biraz hani kuvvete, sert futbola dayalı bir futbol anlayışı var dünyada. Biz de aslında kuvvetli arkadaşlardan oluşan bir takımız ve hücum gücümüz de kuvvetli. Bloklar arası geçişlerimizde çok iyi yapabilen arkadaşlarımız var. O yüzden güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz bu ligin içinde. Peki, bizler de size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kura çekiminde tekrardan birlikte olacağız. Voden firmasıyla birlikteyiz. Sizler de Religa'ya bu sezon katılan bir firmasınız. Evet, ligin yeni takımıyız. Bakalım, göreceğiz biz de nasıl bir lig olacak. Şöyle yaptınız mı? Religa'yı inceleme fırsatınız oldu mu? Hani geçmiş sezonlarda takımlar neler yapmış, nasıl bir Religa firma takımlar arası güçler var, bunları da tespit etme şansınız oldu mu? Biraz izledik. Daha çok final maçlarını izledik. Hedefiniz o zaman direkt yer yani. Ya evet yani finalde neler olmuş onu izledik.
seviyemizi ona göre belirleyelim dedik. Eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Yani renk katmak için geldik tabii. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok açıkçası. Tabii ki bakalım, göreceğiz. Peki şunu sorayım size, takım olarak nasıl bir yapı içindesiniz? Hani bugün dünya futbollarından örnek verirsek, hani İtalya mı savunma ağırlıklı mı, yoksa orta saha hakimiyeti olan bir takım mı, yoksa sadece golü düşünen bir Brezilya ekolü mü var? Vallahi biz aslında masa başında çalıştık. Yani sahaya henüz yansıtamadık o çalışmayı. Masa başı, bize de masa başı oyunlarıyla mı geleceksiniz acaba? Bol bol Barcelona, Real Madrid maçlarını izledik. O şekilde çalıştık. Bakalım yansıması nasıl olacak 27 Eylül'de. Yani öyle bir hazırlığımız olmadı. Dediğim gibi yani renk katmak için geliyoruz. O zaman bir sürpriz gelebilir belki Vodan'la. Yani evet, sürpriz yapmayı planlıyoruz, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz kurada da size. Teşekkürler. Placenta firması ile birlikteyiz. Geçtiğimiz sene bu heyecanı yaşamıştınız, ben de yanlış hatırlamıyorsam. Açıkçası denemek istedik, ne oluyor ne bitiyor bu turnuvada diye. Bu sene ona göre ölçüp biçip mi katılıyorsunuz? Evet, bu sene daha hazırız. Yeni arkadaşlarımız var. Yiğit geldi, daha iki kişi daha geldi. Kendisi konuşsun. Yiğit, daha genç bir isim o zaman bu sene kadroya kattınız. Genç isimlerle daha çok koşan ve plasenta mı izleyeceğiz Yiğit? Daha çok koşan ve daha seri oynayan diyelim. Oldukça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Beraber çok hazırlık maçları yaptık. Neredeyse kıştan beri hazırlanıyoruz aslında. O zaman bu sezon için şöyle bakacak olursak, BTB-AA ekoli devam ediyor. İki sezondur şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz. Bu hegemonyayı yıkma yolunda plasenta görür müyüz? Bilmiyorum, bakalım. Bir kurallara görelim önce. Yıkabilecek miyiz, yıkamayacak mıyız? Ama hedefimiz yarı final diyebilirim yani. Ama değil mi? Bir şey yıkmaktan öte iyi oynamak. Yani iyi oynarsak zaten başarırız. Bir şeyi yıkmak öyle bir derdimiz, öyle bir hırs peşinde değiliz. Tamamen güzel oynamak peşindeyiz. Peki oynamak demişken, futbol ekolü olarak neyi temsilen olacaksın? Yani bir dünya futbolundan bir ekol örneği verirsek. Ne diyelim? Yani şu an en son halde birazcık herkesin popüler. Yani daha çok da biraz Barcelona şeyine yakın. Yani bizim patronun da özellikle istediği şey sürekli tek pas, hızlı yer değiştirme, ara pas falan. Bu ekole yakın olarak oynuyoruz aslında. Ama yani değişik oyuncularımız var. Aynı anda oyun sistemini değiştirip ona göre hareket de yapabiliriz. Ama asıl olayımız şu anda hızlı oynamak, paslaşmak, ara paslara gitmek. Religa'da o zaman bir Katalan rüzgarı izleme şansımız olacaklar. Ben size çok teşekkür ediyorum. Kura çekiminde de başarılı dönün. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Güzel Sanatlar firmasıyla birlikteyiz. Geçtiğimiz sene belki isteneni yapamayan bir Güzel Sanatlar vardı. Beklentiler daha yüksekti takımda. Ama yeri gelen kritik isimlerin sakatlanması, kritik oyuncuların önemli zamanlarda olmaması, kadrodaki derinliğin az olması belki bu takımın başarısına bir engel oldu. Bu sene senin transferinle birlikte bu kadro daha da genişledi ve daha iyi bir Güzel Sanatlar izleyecek miyiz? Tabii ki de her sene üzerine koyan bir takım olarak biz geliyoruz. Bu da 3. senemiz Güzel Sanatlar olarak Religa'da. Çok iyi hazırlandık aslında. Güzel bir hazırlık sezonu geçirdik. Hazırlık maçlarımızı yaptık. Şu anki takımın uyumu gayet güzel. Umarım geçen sene daha da iyi oluruz. Biliyorsunuz ben de geçen sene başka bir takımdaydım. Başkan çok ısrar etti Güzel Sanatlar'a gelmemi. Ben tabii başkan geldiğince hemen geldik. Hiçbir zaman kırmadık onları. Şimdi Güzel Sanatlar olarak ter dökeceğiz. İnşallah şampiyonluğa doğru da gideceğiz. Peki senin katılımla birlikte daha yeni transferler var mı takıma katılan? Kaptanın sakatlığı vardı. Onun durumu ne oldu? Onlarla hazır yakalamışken. Şu an kaptanımız iyi durumda. Gayet sağlıklı. Maçlara da çıkıyor. Hazırlıklarımızı da yaptık. Tabii yeni katılan arkadaşlar var. Bu sene aslında geçen seneden neredeyse %60 oranında yeni bir takım geliyor. Daha canavar gibi bir takım geliyor. Bence bu sene Güzel Sanatların senesi olacak diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere. Çok sağ olun. Geçtiğimiz sezon final oynayan bir Kala Film, finalde kaybederek ikinci olan bir Kala Film vardı. Ondan önceki senede belki istediği seviyeye kadar ulaşamayan bir Kala vardı ama özellikle önümüzdeki sezon kadro yapısıyla, oyun yapısıyla daha stratejik oynayan bir Kala vardı. Bu sezon nasıl bir Kala var? Bu sezon şöyle, bundan öncesinde haftada aşağı yukarı 2-3 maç yaparak hazırlandık. Şimdi 2'ye düşürdük maçlarımızı.
iyi bir takım olduk. Özel bazı birkaç antrenmanlar yapıyoruz. Biraz fazla yiyoruz kuvvetlenmek adına. Boy olarak kısa bir takımız. Ama hani kuvvetli olduk. Yani bu sene kuvvetliyiz artık. Son yaptığımız maçlarda da gol de yememeye başladık son zamanlarda. Güzel gidiyor. Bu sene çok keyifli olacak. Herkes artık hani neyin ne olduğunu biliyor. Daha keyifli, daha güzel, kavgasız, gürültüsüz. Biz kendimizi çok kontrol ediyoruz artık. Hani eskiden çok heyecanlıydık. Bazı durumlarda çok heyecanlı olabiliyorduk. Ama artık hani biz de eğlenmek için oynuyoruz. Eğlenmek için oynadığımızda da kaybetmemiz imkansız oluyor açıkçası. Sana geçeceğim hemen. Şunu söylemek istiyorum. Başarıya çıkan takımlara karşı rakipler daha çok önlem almaya başlıyor. Sizler de bugün kurada tabii birinci torba takımısınız artık. Hem katıldığınız seneden hem de başarıdan ötürü. Bu sizin işinizi daha da zorlaştıracak mı? Çünkü karşınızda daha çok kapanan bir takım olabilme ihtimali daha yüksek olacak. O kilidi açmak kolay olmuyor. Eleksen orta sahada oynayan, orta saha forvet arasında oynayan bir isimsin. Hani bu senin pozisyona girmeni zorlamaya başlayacak. Çünkü kapanan bir takım var. Bunun için özel bir çalışmalar yaptınız mı sezon boyunca? Dediğiniz gibi biz artık göz önünde olan bir takımız. Dolayısıyla birçok takım bize karşı kapanacaktır diye tahmin ediyoruz ama biz de geçen senelere göre oyun stilimizi biraz değiştirdik açıkçası. Daha komplike oynayan bir takım olma yolunda gidiyoruz. Tabii ki de kapanan takımlara karşı zorlanırız. Evet ama geçen senelere göre daha etkili olacağımız düşüncesindeyim ben. Bir yer değiştirelim hemen daha rahat olayım. Kapanan takım gol atamaz. Bir kere öyle bir şey var yani. Kapanan takım gol atamayacak, gol yiyecek, sıkıştıracağız. Bizim için daha kolay olacak yani. Tabii hep birlikte sahada göreceğiz son istifayla. Orta sahada kilit rolde oynuyorsun aslında takımda. Bu sezon gene aynı mevkidesin. Evet, aynı mevkideyim. Takımım için elimden geleni her zaman yapmaya hazırım. Bu sene de güveniyoruz biz birbirimize. Tuncer'in de söylediği gibi komplike oyuna özen gösteriyoruz. İyi hazırlandık. Bakalım bugün kurada kim çıkacak? Stratejimizi de ona göre belirleyeceğiz tabii ki. Fikstür de önemli. Turnuvanın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kim şanslıysa o kazanmasın. Biz kazanmak istiyoruz yani. Çok kritik bir soru soracağım. Geçen sene Call of Film'de en büyük sıkıntı bench'ti. Yani yedek kulübesi. Rotasyona çok az sayılı bir rotasyon sınırınız vardı. Bu sezon da yine aynı problem var mı yoksa yeni katılan arkadaşlar olacak mı? Ya bu sene yeni katılan arkadaşlarımız var. Ama biz yedek kulübesini geçen seneden daha verimli kullanacağız. Ama tabii ki yine de yeterli değil. Bunun için çalışma yaptık. Genelde biz az kadromuzla maçı bitirmeye kondisyon ağırlıklı oynuyoruz. Hani bir saat içinde takımımızdan kimse gerçekten yani antrenman maçlarında olsun, önceki yaptığımız maçlarda olsun. Hani bir saat boyunca herkes durmadan koşabiliyor takımda. O yüzden hani oyun esnasında bir yorulma falan yani Allah korusun bir sakatlık olmadığı sürece herhangi bir değişime, herhangi bir değişikliğe ihtiyacımız olmayacaktır ama tabii ki ufak tefek değişiklikler takıma göre bazı ufak özellikle defans alanında bazı hareketlerimiz olacaktır. O zaman şu bir gerçek. Bu sene daha çok ısıran hani futbolun içindeki ısıran tabirle ısıran bir kala film göreceğiz. Evet. Biz de bunu umut ederek çalıştık. Bunu istiyoruz. O zaman kuradan sonra ve sezon içinde tekrardan konuşmak dileğiyle. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz.